Bugün 22 Mart 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Biz iktidara geldiğimizde faiz %47 idi. Şimdi %8,5. Nereden nereye? Bu sözlerin sahibi malum Tayyip Erdoğan'dır. Ben iktidar olduğum sürece faiz asla artmayacak. Bu sözü kısa süre önce eden yine Tayyip Erdoğan'dır. Aynı şekilde nas var nas deyip faiz artışı zorunlu diyenleri topa tutan ve 2 puan faiz artışı yapan Merkez Bankası Başkanı'nı vatana ihanetle suçlayan yine Erdoğan'dı. Öyleyken Tayyip Bey dün gösterge faizini %50'ye çıkardı. Sakın faizi Erdoğan değil, Merkez Bankası artırdı demeyin. Bütün cihan biliyor. Merkez Bankası yönetimi Tayyip Erdoğan'a sormadan böyle bir kararı alamaz. Aktardım. Geçmişte kendi başına karar alan dönemin Merkez Bankası Başkanı vatanı ihanetle suçlanıp kovulmuştu. Ayrıca arşiv ortada. %45 sonrası faiz artışlarında sona gelindiği 2,5 ay önce ilan edilmişti. Öyleyken şimdi faiz 500 baz puan arttırıldıysa özel ve acil bir gerekçe ve de Tayyip Erdoğan'ın onayı buyruğu var demektir. Acil gerekçe seçim öncesi tırmanışa geçen dövizin tutulmasıdır. Bir ay içinde 27 milyar dolar saçılmasına, savrulmasına rağmen tırmanış durdurulamadı. Baktılar rezerv eksi 72 milyar dolara yükseldi ve dolar 40 liraya yürüyecek, mecbur kaldılar faizi 500 baz yani 5 puan arttırdılar. Yapılan tartışmasız olarak seçim için müdahaledir. Paniğe kapılan iktidar seçim eşiğinde döviz vurgunu yememek için böyle bir kararı aldı. Bu şekilde sürekli söylediğimiz husus bir kere daha kanıtlandı. İktidar için öncelik olan Türkiye ve Türk ekonomisi değil seçimdir, oydur, koltuğu muhafaza etmektir. Dolar 35 lirayı geçerse İstanbul'u kazanmamız mümkün değil denilerek %50 faize ve para politikasındaki koridor genişlemesine evet dediler. İyi de madem bunu yapacaktınız, bir ay içinde 27 milyar dolar daha saçmak neden? Yakın geçmişte 128 milyar doların yok edilmesinden hiç mi ders alınmadı? Bir ay sonrasını göremeyen bir ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası olur mu? Türkiye döviz bulmak için Birleşik Arap Emirliği'nden Suudi Arabistan'a, önüne gelene diz çöküp siyasi tavizler verirken Merkez Bankası'nın oradan buradan yalvar yakar topladığı rezervi bu şekilde nasıl çarçur edilir? Evet, başta Tayyip Erdoğan, bütün ekonomi yönetimi cevap hatta hesap vermeli. Bu nasıl ekonomi yönetmektir? Bu nasıl ülke yönetmektir? Bir kere daha kanıtlandı. Türkiye'nin temel sorunu ülkeyi yönetenler, pardon yönetemeyenlerdir. Bu arada mübarek Ramazan ayındayız. Kendi ifadeleriyle nasıl yok saymanın ve çöpe atmanın açıklamasını da yapmak zorundadırlar. Gelelim %50 faizin ne manaya geldiğine. Bakın altını çiziyorum. Döviz fiyatları orta vadede yine durmayacak, yükselecek. Zira dövize aç bir ülkeyiz. İlaveten tek başına faiz enflasyonu gemlemek için çözüm değil. Bu karar maliye politikalarıyla desteklenmeli. Madalyonun öbür tarafıysa %50 faiz demek ekonominin aniden soğuması, yavaşlaması hatta stop etmesi demek olacak. 2024'ün bundan sonraki çeyreklerinde tarihi küçülmelere şahit olacağız. Büyüğünden küçüğüne şirketler maalesef bir bir dökülecek. An itibarıyla zaten binlerce firma batık durumda. Seçim sebebiyle açıklanmıyor. %50 faiz sonrası reel sektörün
abartısız yarısı etkilenecek ki bunun anlamı en az 1,5-2 milyon insanın işini kaybetmesidir. Aylar hatta yıllardır söylediklerimiz maalesef bu şekilde gerçekleşiyor. Türkiye uzun yıllar sürecek bir sefalete ve de fakirliğe evrilmiş durumda. Yandaş müteahhitlere yapılan peşkeşler ve Suriyelilerle ümmete saçılan onlarca milyar doların faturası yine millete kesilecek. Faiz %19'a çıkarıldığı gün "Bu operasyon kime?" diye manşet atan İslamcı Yeni Şafak ve benzeri mefkuteler neredesiniz? Bakın faiz %50 ve susuyorsunuz. Zira bu yıkımın sorumlusu olan Tayyip Erdoğan'a ses edecek ne ahlakınız ne de yüreğiniz var. İşte bundan dolayı bu Tayyip Erdoğan'ı durdurmak için 31 Mart'taki seçim son çıkış yolu diyorum. Erdoğan için iktidarı korumak her şeyden önemli. Geçen sene kendi ifadesiyle ekonomiyi çökertme pahasına nasıl EYT kararını aldı, işte bu senede doları tutmak için faizi %50'ye çıkardı. İfade ettim, %50'ye çıkarmasa dolar tırmanacak ve seçimde vurgun yiyecek. Son anket sonuçları kötü gelen Tayyip Erdoğan o kadar zor durumda ki kasa boş olduğu için artış yapamadığı emeklileri manipüle etmek için banka promosyonlarını kullanmaya başladı. Neymiş efendim? Kamu bankaları 8 ile 12 bin lira arası promosyon verecekmiş. Gece yarısından sonra "Günaydın Tayyip Bey. Yahu o promosyonlar yıllar yılı zaten var. Bankalar zaten veriyor. Şimdi bunu müjde diye sunmak ayıp olmuyor mu?" Görüyorsunuz Erdoğan hakikaten zorda, hatta panikte, vurgun yeme sendromunda. Değerli dostlar, siyasi gündemden diğer satır başlarına gelirsek, aylar hatta yıllardır Ahmet Davutoğlu'nun iktidar karşıtlığı kişisel Tayyip Erdoğan göz kırpsa anında diz çöker demiştim ki öyle olduğu dün Urfa'da kanıtlandı. Davutoğlu partisinin adayı Ferit Çevik, AKP adayı ile kol kola girerek seçimden lehine feragat etti, çekildi. Biz bu Ahmet Davutoğlu'nu yıllar öncesinden okuduk, gördük de Kılıçdaroğlu ile Akşener göremedi. Bir başka haber, Büyük Birlik Partisi müdürü Mustafa Destici'nin İskilipli Atıf'ın kabrini ziyaret etmesi. Bakın tarih ortadadır. Bu İskilipli Atıf denen adam şapka giymekten filan değil, kurtuluş günlerimizde, kurtuluş savaşımızda İngilizlerle işbirliği yapmaktan ve Kuvayi Milliye güçlerine karşı cihat ilan etmekten idama mahkum olan bir haindir. Öyleyken 15 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu ismini istismarla siyaset yapan İmam Hatip kökenli Mustafa Destici o adama dün Fatiha okudu ki amacı elbette Tayyip Erdoğan'a şirin görünmektir. Ancak bilmiyorsa hatırlatayım, Tayyip Erdoğan AKP'yi kurma aşamasındayken Muhsin Yazıcıoğlu'na başbakan yardımcılığı ve 5 bakanlık teklif etmişti. Muhsin Bey ise "asla sizinle siyaset yapmam" cevabını vermişti. Öyleyken bu Mustafa Destici uzun zamandır malumunuz AKP bayandasıdır. Bu sebeple zaten merhum Yazıcıoğlu'nun eşi, çocukları, abisi ve çok yakın arkadaşları Mustafa Destici'yi terk etmiş ve hasım olmuşlardır. Bir başka haber, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı şikeci ilan eden AKP Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'e verdiği cevap. Şunu söyledi Aziz Bey, Fenerbahçe'ye FETÖ'nün başyapıtı olan Şike kumpası üzerinden parmak sallayanlar bilmelidir ki kendilerinden önce Fenerbahçe'ye parmak sallayanların büyük bölümü
FETÖ mensuplarının tutulduğu cezaevi koğuşlarında, diğer bölümü de vatansız olarak firardadırlar. FETÖ kumpasından medet uman bu Metin Genç, mahkeme kararını tanımıyorsa gitsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki devlet raporlarını okusun. Bakın, bu konuda Aziz Yıldırım'a katılmamak mümkün değildir. AKP'liler birbirinin kopyası. Siyasi çıkar, yani seçimde Trabzonlulardan, Trabzonsporlulardan oy alma adına Fethullah'ın alçak kumpasını bile delil olarak, belge olarak sunabiliyorlar. Trabzonlularla Trabzonspor'u FETÖ ile yan yana sunmak, yan yana getirmekse ihanetin daniskasıdır. Bu itibarla siyasiler oy uğruna Türkiye'nin tutkalı, zamkı, çimentosu olan o şehrin insanlarıyla takımını şaibe altına sokamazlar, sokmamalıdırlar. AKP de Trabzonspor'dan elini derhal çekmeli, Trabzonsporlular da AKP'ye bu fırsatı vermemelidir. Daha önce de aktardım, İslamcılar Trabzonlu diyerek Ekrem İmamoğlu'na Pontus bile diyebilmişlerdir. Bu arada FETÖ ve Fethullah demişken sosyal medyaya yansıyan bir olayı aktaracağım. FETÖ'nün İsrail imamı Harun Tokak diye bir utanmaz var. O utanmaz bir rüya uydurup Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le Fethullah'ı buluşturdu ve güya ikili arasında şöyle bir diyalog geçmiş. Hazreti Muhammed Fethullah'a sormuş, "Bu gelen topluluk kim?" Terörist Fethullah cevap vermiş, "Onlar Meriç'ten geçip Yunanistan'a sığınanlar." Hazreti Muhammed güya, "Açın bunlara cennet kapılarını," demiş ve bir başka grubu göstererek, "Peki ya bunlar kim?" diye sormuş. Fethullah, "Onlar içinde Medrese-i Yusufiye'dekiler, yani hapiste olanlar," karşılığını vermiş. Hazreti Muhammed yine hemen emir buyurmuş, "Yusuflara da açın cennetin kapılarını." Ve bir diğer topluluğu göstermiş, onları sormuş. Fethullah, "Onlar içinde hizmet hareketine yardım edenler, hizmet hareketi için gözyaşı akıtanlar, hizmet hareketine omuz verenler," demiş. Hazreti Muhammed de onlar için yine güya cennet emrini vermiş. Görüyorsunuz, hep aynı masallar, aynı uyutmalar, aynı zırvalar. Keza dinine, imanına, vatanına, milletine ihanet edip CİA'ya, Mossad'a ve Yunan'a sığınma alçaklığını İslam peygamberini alet edip cennetle ödüllendirebiliyorlar. Dün Hazreti Muhammed cezaevinde hizmet mensuplarının üstünü örtüyor derken bugün cennet rezervasyonları yaptırıyorlar. Altın nesli, ajan nesli yaptılar yetmedi, afyonlamalar devam ediyor. Peki örgüt bunu neden yapıyor derseniz, kopuşları ve dağılmaları önlemek için. Fethullah Gülen'in 2016'dan sonra sürekli olarak 6 ay sonra şu olacak, bu olacak türü vaatlerle diri tutmaya çalıştığı cemaat, son seçim sonrası bütün umudunu yitirmiş durumda. Herkes örgütün parçalara bölünüp dağılması için Fethullah alçağının ölümünü beklerken, o akıbet ölmeden önce de olası. Çünkü örgüt mensupları hiçbir şekilde gelecek göremiyor. Sonlandırırken lütfen videomu arkadaşlarınızla gönderin, eşinizle, dostunuzla paylaşın ve beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.